Evet hocam, haftanın maçı Başakşehir Beşiktaş maçına geçiyoruz. Beşiktaş zor görünecek gibi derken 3-2 kazandı. Güzel de bir maç oldu. Kazanmış. Yani 5 gollü maç ama Başakşehir'in ne oynadığını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın oynadığını biliyorum. Yalnız bak şimdi doğru. Bak şimdi yine bugün geleceğiz. Normalde Beşiktaş yiyor, hak etti. Evet. Ama kafadan Başakşehir'in 2 tane %100 pozisyonu var. Kribelli karşı karşıya atamadı. Çok önemli pozisyon. Ondan sonra bir de direkleşim. O toplar gol olmuş olsa belki başka bir şey konuşacaktık. Olmayınca bir kötü giden Başakşehir'in güven kayboluyor. Gidiyor, şey yapıyorsun. Onun için Beşiktaş ondan sonra ama hak ederek kazandı. Hakkını vermek lazım. Başakşehir koparamıyor zaten. Aynen. Yani Başakşehir Aykut Kocaman'la beraber ileri giden bir takım değil. Hoca biliyorsun kaybettiği maçlarda bir sürü pozisyon buluyordu. Ya bak şimdi burada ben doğru diyorum. Şimdi Başakşehir'i kısa konuşursak bu takım bir kere Aykut Hoca'nın takımı değil. Evet. Şimdi eksikleri de çok daha. Bak şimdi eksik çok. İkincisi Aykut Hoca bu takım başına olsa da bu çoğu oyuncu orada olmazdı. Bak ona da ben yani eminim yani. Ha ben buna rağmen Aykut Hoca değil de Başakşehir'de isim vermeyek. Herhangi bir hoca olsaydı çoktan geri yollamışlardı onu. Evet. Aykut Hoca'nın olmasından dolayı bence belki idare edecekler. Çünkü yoksa normalde 8 maç bir galibiyet, o galibiyetini de Gençler Birliği galibiyeti sağ olsun aldı, önüne bıraktı adamı zaten. Aynen, yoksa o da galip gelebilecek. Yani onun için Aykut Hoca değil de başka bir hoca olacağı bence çoktan oradan hoca değişikliğine gitmişler bile. Ama şimdi Başakşehir için Giuliano ile Aleksic çok lüks değil mi ya orta sahada? Ya eksik ama bak şey yokmuş. Gulbranzen yok. Adam olmayınca mecbur elinde ne varsa onu oynayacak. O da demek ki hocanın tercihi onlardan yana olmuş. Giuliano zaten eski Giuliano Mahmut değil artık yani adam. Başakşehir'in bulduğu etkisiz. İki golde en sakalanın hatası yani. Adam kaçırdı. Kaçırdı. Doğru. Kademe hatasına girmedi. Ama çünkü ikinci gol yani tesadüf eseri oluyor. Adam şut çekiyor, ona çarpıyor. Onu yani beklemiyorsun otobüsün öyle olacağını. Koordinasyon İlk yok. İlk golde zaten şey yok. Pozisyon yokken gol oldu zaten. Orada onlar da şaşırdı ya nereden olduğunu. Zaten biz öyle gol yiyoruz. Başka türlü gol yemiyoruz yemin ediyorum ya. Ken demişken Fenerbahçe Gençler Birliği istatistiklerine baktım. İlk yarı istatistiği. Ha. Pozisyon yok yani mu? Yani 0.05 gol olasılığı Gençler Birliği'nin. Ya şu Fenerbahçe'yi kapatın. Erman Üste çok gitti. Yok, şimdi hayır. Sen biraz Beşiktaş'a dön hazırdın. Geçen hafta biz daha ben hak ediyorum. Yok, geçen hafta Sivas'ın 0.9 mu? Aynen aynen. 2 gol bulması. Çok güzel taktik. Ben yani sen Başakşehir Antalya maçı gidiyorsun. Başakşehir'de 0.0 aldı. Başakşehir maçında da Beşiktaş maçında da ilk yarı konuştuk değil mi seninle? 0.90'la gol buldu. Bak ama bırak şimdi Beşiktaş'ın Başakşehir onunla ilgiliydik. Ben Başakşehir ya Aykut Hoca neyi düşünerek yaptı? Mesela bir Viskan varsa oynatacaksın abi. Aynen. Yani bir atıyorum Dembaba'm varsa oynatacağım. Senin son 2 hafta hep gol atıyor. Gidiyor gol atıyor, gol atıyor. Tamam da öyle oyun oynamadı ki onlar Başakşehir hocam. Onlar kontratağa dayalı oynadılar. Dembaba'nın yapabileceği adaklar değil. Öyle değil mi? Viska tamam da Dembaba'yı da at abi. Sprint yapabilecek adam yapar, değil yani. Yapar abi. Dembaba'yı da koy. Yok canım Wellington bir de filan biçer onları ya. Tamam da eskiden de o kanka. Şimdi artık Gökhan. Değil yani. Golcü adam abi. Golcü adamı koyacaksın oraya. Kontra, bak ben sana ne diyorum. Kontra hata oynamış. Önemli hocam, değil. Hoca bak ya. Ama sen kafadan... Hayır abi. Kontra hata oynasa... Bir zaten ya galiba. Kontra hata oynayan bir hoca Vizca'yı oynatır. Tamam aynen. Vizca'yı oynatır. Ben ona bir şey demiyorum ama Dembaba ile yapamazsın kontrayı yani. Ya misal veriyoruz biz. Bir şey demedim ben. Onlar da oynayabilirdi. Klişe'nin oynaması normal. Kribelli ile başladı. Bak Kribelli başladı. Kötü oynamadı. Kafadan iki pozisyon var. Atsa maç dönecek. Artı ben mesela maçı seyrederken Kribelli oyundan önce şaşırdım zaten. En hareketli adam oyundan aldı. Aynen. Onu hoca neyi düşünüyor? Ha bu arada Beşiktaş'ı gölgemiş. Beşiktaş iyi oynuyor abi. Adam hakkını veriyor. Bir de ben bu Dembaba'yı anlamadım kardeşim ya. Her maçta bize gol atıyorsun. Sevinmiyorsun yemin ediyorum ya. Madem sevinmeyin. Atma o zaman anasını sattı ya. Vallahi bu da çok istiyor. Yemin ediyorum hem seviniyorum bir yandan attı diye hem de üzülüyorum bir yandan da seviniyorum. Ya siz galip geldiğiniz süre atsın bir şey olmaz. Beşiktaş'ta da tabii canım, orası Beşiktaş'ta da hücum oyuncuları iyiydi. Ya Beşiktaş bak. Şimdi Beşiktaş'ın attığı vallahi ben Sergen Hoca'yı çok tebrik ederim yani bu maçta. Adam harbiden çok akıllı. Abi bak şimdi burada şimdi bir... Ama Beşiktaş'ta çıkacak kadroyu biliyorum. Ben onu şimdi hafta sonu Beşiktaş maçı olsa saysa bize kadroyu dizeriz. Yarın Ersin. Şu en sakalı. Bu ara en sakalı oynuyor. Rıdvan'a da bu ara fazla oynatmıyor. En sakalı. Belki yarın kupa maçı Rıdvan oynayabilir. En sakala, Vida, Wellington, Rossier, Atiba, Joseph, Souza,
Gezal, Larin, Abubakar. Takımı sayıyorsun abi, bitti yani şeyin. Yok. Şimdi Galatasaray bile olsa bu ara düşünüyorsun. Ya Beşiktaş'ın her şeyi aynı, takım aynı. Fener'i de düşünüyorsun. Abi adamlar bir de önde. Bak Beşiktaş'a niye bir şey yapamıyorsun? Mücadele etmiş bir şey yapamıyorsun. Hayır, mücadele. Hakem de yani, hakem de bir şey yapamıyor. Ben yani yapamıyor, ne yapacak? Ha. Bir şey yapamıyor. Bir şey yapamıyor. Ya penaltı vermiyor, adamlar itiraz etmiyor böyle bir şey. Verme hoca ya. Bu ya bizim lanet kalkıyor ki diyor, ne oldu diyor. Vermedin mi tamam diyor, hadi başlıyorum gene koşayım. Ama şimdi 10 kişi bırakıyorsun. Yine oynuyorum. Yine oynuyor. Ama bak şimdi bak. Gökhan bak bu neyi şey veriyor bak mesela. Beşiktaş için Beşiktaş hani şeye takılmıyor. Pozisyonu vermedi mi? Neyi düşünüyor adam biliyor musun? Ya biz nasıl atarız bir tane daha? Onun için pozisyon takılı kalmıyor adam. Şey maçı bundan 2-3 hafta önce yani, Sosa'yı çekti adam, yüzünü adam vermedi penaltıyı. Devam oynadılar. Aynen öyle, arkadan formadan çekti. Her hafta her hafta her hafta bitiyor zaten biz hakemler. Bilen. Tek takım. Sonuca nasıl gidebileceğini bilen. Ya ilk yarı biz rekor kırmışız ya. Bırak. 19 kere bırak. Bak şimdi hepimiz bana katılacağız Erman. Bir şey tutsan hemen bunu söyle. Beşiktaş, Alanya, Hatay, Karagümrük. Otur sert maçlar lan. Başka maç sert miydi? Karagümrük bu son bu, dönemde. Yoksa o maçta pozisyonlarına girdiler. Puan değil. Ama yoksa Erman haksız mıyım? Doğru. Adamlar top oynuyordu abi. Tabii canım. 1-0'da mağlup olsa top oynuyor, kapanmıyor. 3-0'da olsa oynuyorlar bunlar. Bilenin basmışlardır, Larin'in bilenin bastılar. Larin'in bilenin. Arkadan dokanıyor. Erken basın toplantısı da hafta sonu dememiş olsaydı, bize penaltı vermiyorsunuz, biraz da bize penaltı verin diye verirlerdi belki. Belki verirler, doğru diyorsun. Korkuttu yani. Şimdi bu lafın üzerine penaltı verelim, ben onun dediği olacak. Tabii Fahra'daki hakem biçti, yani. Biçti doğru diye yani. Şu an yani Joseph'i ben yine hayranlıkla izliyorum. Ya çok, attı golü görmedim ya abi. İbrahimovic golü attı adam ya. Harbiden. Fenerbahçe'de de buydu. Aynen. Çeksin. Doğru diyor. Zaten 30 küsür yaşında adamı 17 milyona satmamızı 17 mi 14 miydi Erman? Şimdi tam rakam hatırlıyor. 14 de olabilir. Sanki yani. O zaman büyük rakamdı ama ama 14 milyonu çarçur edildi. Aslında tutsanız daha mantıklıymış. Erman şu rakamı duydu var ya. Aynen hemen verdi. Hemen verdi. Doğru diyorsun. Aynen katılıyorum. Bir de şunu ekleyeceğim. 14 17 ara bir şeydi. Suudi Arabistan'a Katar'a gidenler haftada bir antrenman yapıyorlar. Bir de gece antrenman yapıyorlar sıcaktan dolayı. Giuliano oraya ayak uydurmuş. Giuliano oraya ayak uydurmuş. Antrenmansız geliyorlar. Bu yüzden pek tercih edilen oyuncular değiller. Ama Joseph'te... Erman bir şey söyledi. İş ahlakı var. Abi. Bir kere Beşiktaş'ta hepsinde var bak bu. Birbirine sarılmalar, sevgiler. Ya ben bugün bir şey okudum. Mesela Laiş'le bak. Abi gol oluyor. 11 futbolcu bir de elleri kaldı. Laiş'le ilgili Sergen Hoca konuşma yapmış. Laiş bunu kendi bir yerde söylemiş. Ne demiş biliyor musun Sergen Laiş'e? Çok mu eskiden? Yok bu işte oynamıyor da bir ara. Tamam. Böyle yapmışlar. Demiş ki Adem demiş. Adem Laiş, Adem Hoca. Bana demiş, senin futbolunu tartışmaya hiç gelme demiş. Bana kafam ne zaman rahat, ben top oynayacağım o zaman gelmiş bana. Çünkü hani hocanın şeyine bak, hani şeyini tartışmıyor. Yeteneğin var mı yok mu? Adam işi biliyor ya. Hani şey, Sergen Hoca... Maç toplantıları kaç dakika yapıyormuş? En çok 10 dakika, 5 dakikada bitiriyormuş. Ne abi adam ya? Şey, o da ya şey yani topçu şey yapıyor mesela... Hocam Sergen Yalçın'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki ya bu yemekler ne dedi ya? Futbolcu gelir dedi yemeğe. Kaçmak için fırsat aynen. Var dedi. 5 dakikada bir saate bakar. Şuradan çıksak ha, da gitti. Şimdi onu anlatacağım. Moral yemeğe dedi. Ne moral şimdi, dedi. Herkes kaçmaya çalışıyor. Bak şimdi onu diyecektim Erman. Şimdi top şeye gidiyormuş mesela şimdi bir Rusya oynatmayacak veya birini oynatmayacak. Hani şey yapıyor mu? Ensakalay. Çağırıyormuş. Ensakalay durum bu. Bu hafta oynamayacaksın. Normalde bir gün izin var. Sen 3 gün yap. Ailenle kal. Hani topçunun da şeyini kazanıyor. Topçu da diyor olan... Doğru diyor ya, ben 2 aydır eşimi çoluğu çocuğu göremiyoruz, 3 gün gideyim diyor. Ya, zaten oradan belli, arkadaşlık. Bir de ben geçen şey çıktı, bu Rusya falan çıktı. Biziz, ha. Kartalız, abi benimsemiş takım ya. Tabii biziz, canım, sen biz şöyleyiz. Psikopat yemin ediyorum. Hayır, bizler abi, onlar hep çok şey, önemli şey, etkenler. Futbolcu psikolojisinden anlıyor. Aynen. Çünkü kendisi bana aynen. Yapılmamasını, aynen. Başkasının yapılmasını istemem. Sergen aynen. Futbolcu, adam piri ya, çözmüş o işi yani. Bu oyuncu kısmını bu, çözmüş. Oyuncu aynen. Teknik direktör arasındaki bağlantıyı çok iyi yapıyor yani. Yoksa arada. Sezon başı, ben gerçek söyleyeyim, hepimize sorsa Beşiktaş hep şey dedik. Gitti, bitti. Bir şey olmaz Beşiktaş'tan diyorduk. Biz ama de öyle dedik transferler zaten. Transferler olmasaydı... Ya bir dakika bak şimdi bırak, şimdi sana soracağım. Ha bir de ne oldu bak Beşiktaş'ta? Fenerbahçe'ye gelen topçular, bilinen topçu olduğu için hepimizin beklentisi çok oldu. Bu Özil olsun, Samat olsun, yani bilinen aynen. Topçu. Novak geldi, Sousa geldi. Hep bilinen topçu olsun. Herkesin beklentisi çok büyük oldu, aynen. Çok altında kaldılar. Beşiktaş'a gelelim. Rosya'yı aldılar, kimse tanımıyor olduğunu. Gezal gelirken City'de oynamış, şeyde oynamış ama hep şey problemli topçu gözüküyordu hani geldi. Abubakar alırken herhalde bütün Türkiye karşı çıktı. Abubakar sakat almayın diye.
Larin sezon başı şeydeymiş. Oteldeydi hocam. Ya kiralık listesine koymuşlar. Yani. Hani, hayır ev bile vermemişler. Otelde diyorum ya. Gidecek diye Larin dua gidecek diye. Dua ettik ya gitsin Beşiktaş'ta yani o kadar. Oradaki kalan oyuncular hepsi beklentinin harbi çalışarak Larin'in hocanın şansı, şeyiyle üstüne çıktılar. Hoca Sergen'in bir de mesela aha, sezon başında açıklaması var Enkudu hakkında. Ha. Diyor ki ya diyor adam verdiler bana diyor adam diyor hazır değil bir şey yok sakat 10 dakika üstüne hemen yine sakat oluyor ben ne yapayım bu adamı bir de bu adamı canlandırdı şimdi yine Larin'de top oynatıyorsun bu onu. Maçta dikkatimi çeken şimdi Larin golünü atıyor önde görevini yapıyor ama Larin defansa da çok yani hepsi ediyor tabii canım orası Abu Bakar da ediyor bak Abu Bakar orta sahaya geliyor o top tutuyor dönüyor abi başarıyı istiyorlar kulübü sahipleniyorlar iş ahlakları aynen yüksek sahiplenmişler abi arkadaşlık çok önemli aynen hocaya saygıları çok yüksek. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman böyle başlıyor. Bir de bakıyorsun orta sahada Sosa genç değil. Atiba 38 yaşında 39. Ölümüne koşuyorlar. Aynen. Abi bu ondan sonra Rossi'ye abi adam yorulmuyor herhalde. Adamda 5 ciğer var galiba. Harbi de böyle bir şey yok yani. Adam 90-68'de yine bindiriyor sağ kanatta. Aynen. Ha şey bak şimdi yani. Bu Ensakala ben de mesela bu hafta ama Ensakala'nın da şeyi var. Abi çok gözüklü bir de gözü kara toplara bir atlışı var. Allah göstermesin ki ben diyorum birle vursa abi ama Allah yukarıda ilerleme var hocam Ensakala. Yani böyle ya topun üstüne atlamalar filan, orta yapmalar filan ilk 5-6 maç şey, için ya bir şey değil mi bak ben yine Sergen yani şu anda yontuyor yani o kalası bak, bir bak, şekilde. Bak bak ne demek istedim bak o yanlış anlamasın bir kazma Ensakala'ya bile Sergen Hoca o kadar güven veriyor ki bazen bir hareketler yapıyor o da kendimle şaşırıyordur. Eve gidince böyle yapıyordur. Ben nasıl yaptım onu ya? Neyse bir pozisyon var. Yalnız ben bu sarı kartlardan çok korktum yemin ediyorum. Ha dedim. Aynen. Kesin dedim bizimkileri bitecekler cezalı oyuncular. 419 pas yapmışız ya İlker Hoca. Abi iyi oynadı Beşiktaş ben sana söyleyeyim. Ama bak yine diyor. Kribelli pozisyonları atsa belki maç değişik olacak. Orası söyleyeceğim. Biz de atsaydık biz de değişik olacaktı. O da bir şey demiyorum ben zaten. Sen şimdi... Tam bu pozisyon. Bu pozisyon değil canım. Bu burada, değil. Burada da topa burada verilmez de şey ama. Topa dokunuyor burada. Ondan sonra da şeyi biçiyor. Adam arkadan ayağına vuruyor ama. O da var. Evet. Vuruyor ondan sonra düşürüyor adamı ama ben de vermezdim onu. Bu. Bunu kimse görmedi herhalde zaten. Bunu kimse görmedi. Larin de anlamadı galiba herhalde ona çarptın arkadan ayağına. Şurada. Şey ayağı takılıyor orada. Hayır vuruyor. Ben anlamıyorum seni. Larin gitsene bir hocayı bir sarı kartla bir kavra. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bana penaltı yaptılar, faul yaptılar. Verilmez ama. Hocam bak ben nasıl verilmez hocam düşüyor burada baksana ayağı verilmez. Bak neden verilmez? Bak ben şeyi söyleyeceğim. Ya ben pozisyonları harbiden seninle konuşmayacağım. Orada abi bak ya. Penaltı vuruyor bak vuruyor da neden vermez hakem biliyor niye musun? Niye vermesin hocam? Larin topa değme şansı yok çünkü. Nereden biliyorsun? Ya adam önünde var görmüyor mu ben burada görüyorum. Yani hayır hoca bu pozisyonda onu topa vurabilme imkanı vallahi olacak olmayacak ben, diye bir şey yok ki. Ben bir şey söyleyeyim. Fol... İlk başta ben de görmedim. Ben ya, de o pozisyonu görmedim. Biz de görmedik sonradan gördük. Vardakiler nasıl görmedi ben onu anlamadım. Larin hissediyor yani sonuçta bunu. Ben bütün kabahati Larin'e veriyorum. Tabii hiç canım itiraz ya. İtiraz etmiyor. Abi sen hakimi VAR'la muhatap et. Değil mi? Onu diyor ama bence o da anlamadı bak. Bence yani. Larin de anlamadı herhalde değdiğini. Bak bizim Kazma Karius geçen sene bir tane gol yedi. Hatırlıyorsunuz mu Fırat Aydın Usta hakem? Biz hepimiz dedi aha dedi gol yedik dedim. Bir baktım bu hakem gitti. Koştu hakem bir sardı böyle hemen VAR'a gitti. İptal oldu maç. Burada şey, bence de, burada İptal Larin bence hissetmedi herhalde ayağını vurdu. Hoca nasıl hissetmişsin? Belki. Vurdu çünkü ben de görmedim bak maçı sardık ben de o pozisyonu tamam da Larin zaten öyle bir futbolcu hoca yani adamda yok öyle itiraz. Tamam o zaman tamam. Ama basma yokmuş pozisyonda değil mi? Değiyor. Sadece arkadan değiyor şöyle. Yani çelme var yani. Yok basma yok. Şey yapalım. Basma yok. Derbi ne olur Gökhan abi? Çok zor maç diyorum ben her şey olabilir. Sen ne diyorsun? Ya bu derbide Beşiktaş, bence Beşiktaş eğer yenilmezse avantajlı çıkacak arada. Çünkü Fenerbahçe aradaki farkı tutacak. Tabii canım derbilerin sonucu belli olmaz. Yani favori tabii ki Beşiktaş. Fener de yenmesi lazım. Fener'in de son şansı o da çok büyük bir... Yenmesi lazım. Abi şans değil yenmesi lazım. Sonra yani iyi bir maç olsun. Konuşmayalım kimseyi buradan çıkıp hakem konuşmayalım. Hakem kazansın. Fener yenmesi lazım yoksa iş bitiyor Fener tabii, abi. Fenerbahçe için sorun. Eğer yenemezse, eğer yenilirse kişi çekerler. Ama ben seyrettiğim zaman bu maçı yense de sonra seri yapacak şampiyon olacak. Yine de ama yenerse yine şimdi, bir iddialı olur yine. O zaman aynen. Son olarak ben söyleyeyim. Beşiktaş yenerse büyük bir adım atar. Aynen öyle. Ben... Fenerbahçe yenerse Galatasaray'a gün doğar. Ama Fenerbahçe şunu da hesap edecek. Beşiktaş'ta Galatasaray bölgecek. Ya Fener yenmesi onu diyorum. Fener yenmesi evet. Lazım. Fener'in de başka derbisi kalmadı yanlış hatırlamıyorsam. Yok, onun için Fener bu maçı yenmesi lazım. Allemedim, kullemedim. Yenecek artık hakemlerle varla bu. Gökhan'cığım kusura bakma ama vallahi bir türlü yenecekler. Ya beni kudurtmasınlar burada. Ben başka bir şey istemiyorum. Bu hafta mesela kudurtmak gerekiyor. Bu gerek yok. Bu hakemin varı falan yani
Güney Çakır falan bir abi nasıl olacak? Ya bir şey soracağım Burak bununla ilgili. Bu şey pozisyonu var mı? Gökhan pozisyonu onu tartışmıştık. Hemen bitiyor mu? Gökhan bir şey söyleyeceğim. Avrupa Ligleri maçları vardı bu hafta hatırlıyor musun? Evet. Bizim Türk hakemlerin maçlarında VAR'a şeyi koymuşlar. Yabancı koymuşlar. Bir tek onda. Diğer evet. İtalya. Diğer hakemler hepsi hangi ülkedesi kendi hakemi koymuşlar. Hollandalı var. Aynen. İtalyan var. Hatta Polonyalı var aynen. Bir de Polonyalı vardı yani. Evet. Polonyalı. Aynen. Güvenmemişler. Hatta o İtalyanlara bir tane daha koyacakmışlar. Demek ki, yer hayır yok demek istedim. Demek ki UEFA da biliyor bizim VAR'dakiler bu işi çözemiyor. Herhalde ondan. Bence hakem ya Halil Umut Meler ya da Ümit Öztürk olacak. Ben Fırat Aydınus da bekliyorum arkadaşlar. Yok Fırat Aydınus maç yönetecek hafta içi. Olmaz diyorsun yok. Öyle. Varda da Cüneyt Çakır. Benim şahsi görüşüm Fener bu maçta iyi oynayacak. Peki maçta Fener berabere nasıl, biter. Hangi kadroyla çıkar? Defansif ya onu bilemem mi? De artık. Ofansif mi? Fenerbahçe'nin ben forvetsiz çıkacağını düşünüyorum ben size söyleyeyim. Bilmiyorum. Özgür forvet çıkabilir. Özgür'ün durumu ne? Ya, sene sonuna kadar. O bitti artık o. Orta sahada çıkacak Fener diyorum. Yani belki Fener'in iler ucunda olsun. Ya ben bir şey soracağım ya. Ben bu abi ben bu Fener'e harbi şimdi yine konuya geldik de bir kısa bir şey. Kapat orayı. Ya sen Lemos, Lemos, Tisrant, Misrant, Alnada, Serdar Aziz oynuyor. Bu adamı ne yaptı bunlar yaparlar? Yazık günah ya. Neyse. Ya. Tisrant'ı aldık. Büyük transfer diye aldılar. Abi, adam sahada yok ya. Penaltı olmuyor abi, ya. Tisrant oynasa da biraz penaltı görsek ya. Sokak röportajı yapacağız. Skor tahminleri alacağız. Evet. İsteyen olursa arayabilir. Bizi arayabilirsiniz. Evet kapatmadan önce kısa da bir Trabzonspor'u konuşalım. Hocam Erzurumlusun zaten. Aynen ben şahsen Erzurum'un yenmesi istiyordum. Harbiden iyi de oynadılar Erzurum. Trabzonspor Fener'e yenildikten sonra biraz o havasını kaybetmiş. Erman'a biraz önce sordum. 70. dakikada İlk ve tek şutu var kaleyi tutan. Aynen özetlerde ben de onu gördüm. İlk ve tek şutu var. Ben de sonra istatistiklere baktım. Harbiden öyleymiş. Bir şut yazıyor kaleyi tutan. O da oymuş. Fener maçında da öyle hocam. Bir tane kaleyi bulan şut. Aynen ama bu düşüşe geçti onlar bu ara. Ama ben yine sonradan maçı seyrederken baktım. Hemen elinde bir kadroya bakayım dedim abi kısıldım yani ya oyuna sokacağı adam 2-3 tane var dedik de. Ama ümit veriyor değil mi? Ya şey. Yani mesela sene 2 transfer 3 transfer katılıyorum, yapsa. Katılıyorum. Şey ben şimdi katılıyorum eğer Trabzon eğer Abdullah Hoca'da bir şey yakaladı böyle iyi, çıkışlı bir imre. Eğer 4-5 topçu da alırsa Abdülkadir Ömür falan da geri gelecek bu arada zaten biliyorsun. Yani o zaman biraz daha şey olabilirler ama bu hafta harbi kötülerdi. Erzurum'a yazık oldu. Yenebilirlerdi. Sizin şansınıza Vakayem'e soğuk yerde top oynayamadı. Vakayem'e hiç yoktu sahada. Biliyorsun ona bayı hayranlıkla bu hafta hiç yoktu çıkardı sahada. Çıkardı bir de çıkardı maçtan çıkardı. Aynen ya. Çok soğuk geldi herhalde orası ona. Erzurum hep soğukta oynasın. Şuraya bakar mısınız Erzurum? Alt zaten karışık abi zaten. Ligin alt tarafı var ya şey kazandı gibi. Erzurum kazansa bir de maçları da eksik. Başakşehir'in üstüne geçiyordu yani. Aynen işte ama orada daha hiçbir yok. Bak ben sana söyleyeyim mi şuraya bak. Malatya'ya kadar Konya'ya kadar bile hepsi daha şeydi orada. Şimdi eskiden hatırlar mısınız? 37-40 puan bulan ligde kalıyor diyorduk. Aynen. Ama hep o son 3 takımı. Şimdi son 4 takım düşeceği için o eskiden 3 takımı hep hesaplıyordu. O bir üstteki takımın şeyine kimse bakmıyordu. Yani 40 mı 45 mi vardı ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi bir de çok, maç çok zor olacak. Altta bir 10 maç ben var daha. Ben Kayseri'yi alırlar diyorum aşağı Başakşehir'le Ankara gücü. Ya vallahi baksana bak alt taraf çok karışık yani şimdi orada yani normalde esas söylüyorum. Aynen orada zaten işi bozan Başakşehir zaten orada. Ankara yüzde 3'te 3 puan. 3'te 3 yaptı. İyi oynuyorlar bence. Hikmet Karaman'a da buradan bir... Hoca maçları da eksik. Aynen Hikmet Hoca ve Taşkın Aksoy'a... Bence Türkiye'de harbiden futbolu en iyi bilen hocalardan bir tanesi. Fener'e gelsin kanka o. Kanka Twitter'da attım mesela söyledim. Yine söylüyorum. Özür dilerim yani. Biz sana bu şansı vermedik. Fenerbahçe ailesi olarak. Yılmaz Hoca'ya. Yılmaz Vural'a. Hikmet Hoca hep okuyor, bakıyor. Çok kim başarı. Nasıl oynuyor, çok ne iyi. Yapıyor. Hep böyle her şey. Hocam döver yemin ediyorum hepsini oynamayanlar döver yemin ediyorum. Sokmaz bir dakika. Analizi çok iyiymiş adam. Ya şey ama şanssızlığı sonradan aldı takımlar da çok başarılı oldu. Ya o zaten evet. Şimdi bazı hocalar o Mesut Bakkal'da da var mesela. Şimdi bir de bak şimdi o tip hocalar o takımların şansı aslında. Şimdi o tip hocalar o şeyleri çok yaşadı o senaryoları. Düşmeye oynamaya nasıl oynanacak? Oyuncuyu nasıl motive edebilirsin? Alışkın olan. Hani bu basından nasıl oyuncuyu koruyabilirsin? Onu alışkın oldukları için çok büyük avantaj. Ama orada zaten altı en çok bozan şey zaten. Başakşehir'in potada olması. Bu Bumpenza Fenerbahçe maçından beri gol atamıyor. Atamıyor yok ortalıkta. Görüyorsun değil mi kanka bir takımın etkisine bak. Adam Fener'e geliyor dediler gol atmayı unuttu. Aynen. Sen Samatya'dın falan. Tam orada bitirdiniz. Şimdi
Öyle diyorsunuz da bakın gol kralında bu Penza birinci, sonra Abu Bakar Larin. Abu Bakar Larin geliyor. Evet. Gol de atamadı şimdi, yani. Abu Bakar da atamadı. Öyle bir şey var ki Hatay'da da iki oyuncu 29 gol atmış. Aynen. İki tane. Beşiktaş'ta da iki oyuncu 29 gol atmış. Ama Bakasitas 12 golle iyi yani, iyi bir performans. Onun herhalde 7 golü mü şey dedi, Alanya'da galiba vardı. 7 4 mü bilmiyorum kaç golü. 5 4 5 gol attı. Parayı aldılar. Çok iyi transfer. Abi bak yine söyleyecek. Trabzonspor ve Trabzonspor, Alanya'da iyi bak, yani ona verdi. Trabzonspor'da şu şey hakkını vereyim. Defans için iyi çözdüler. Az gol yiyorlar. Bence bir tek eksi biraz da hücuma biraz daha. Eğer seneye de Abdullah Hoca'yla o problemi çözerlerse seneye ligin şampiyonu oynayacak takımlardan biri olabilirler. Vakayem etkiledi olsam, çok bu hafta ya. Vakayem çok performans. Trabzon'un yerinde olsam seneye Aleksandru Maksim'in peşine düşerim yani. Ya onu düşebilirim. Ya çok oyuncu var altta oynayan adam mesela. Şimdi tam kim düşebiliriz mesela. Ben bir şey söyleyeyim. Denizli Spor'daki Rodeaga. Çoğu takımda oynar aslında. İyi bir santrofor. Fenerbahçe'de bile rahat oynar şu an. Daha iyi etkili olur. Samahat'tan, Mahat'tan daha etkili olur. Yani Sisse'den bir kere bank iyi oynar. Ya işte altta iyi oyuncular var. İyi takımlar var. Çekişmeli geçiyor. Gençler Birliği, bizi düştüğümüz Gençler Birliği Fener'e gelince bir daha potaya girdi. Ama ben bir şey söyleyeyim. Uyaramaz. Gençler Birliği. Yani yanlış anlamasınlar. Taraflar var mı yok mu da şimdi canım bilmiyor. İşiniz çok zor kardeş. Yani herkesi Fenerbahçe gibi sanmayın. Gençler Birliği bence bir seri daha yapar. Bir 10 maç daha kaybeder üst üste. Katılıyorum. Ben yani ben bak yine söylüyorum. Ben de onu diyecektim. Bu hafta bank kaybeder. Fenerbahçe maçı aldatmasın sizi. Aldatmasın. Bence bir seri daha yapar. Yani. Burada Deniz düşer ama Deniz'in şansı ne biliyor musun hocam? 2 hafta sonra Kadıköy'e gidiyor. Ha. Ya. Bak. Garanti diyorsun 3 puan. Yok garanti değil bence. Belki Fenerbahçe ya... Hayır umut oluyor onlara. Olsa da bak. Ya yarışta olacak. Fenerbahçe. Eğer biz yenersek olmazsa hafta... rahat bir Fenerbahçe daha rahat oynar içeride. Evinde hiç Galatasaray maç kaybettin mi bu sene? Bilmiyorum oğlum. Kaybetti kime tabii canım. Alanya'ya kaybetti. Siz hiç kaybettiniz mi? Kaybettik biz de. Bir tane takım rakip taraf futbolcusu çıkıp içeride soyunma odasında İstanbul hatırası yazdı mı? Yok hep Fener Stadı'nda yapıyorum. İstanbul'u göreceğim anlatayım sana. Ya var ya ne ona da. Ulan var ya doğru değil. Yer kaldı mı kanka o odada? Bu düşmanlıkla yaşamak çok zor ya. Düşünsene bir mahalledesin kimse seni sevmiyor ya. Harbiden. Ya markete gidemem, bakkala gidemem, alışverişe gidemem. Ya burada. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz kanka yani. Var orada bir şeyler. Sence? Bilmiyorum sen söyle. Sen ben söyleyeyim. Buradan bir şey diyeyim. Yani gençler ne yapıyorlar? Denizli garanti. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. O potaya da açtı. Erzurum, Ankara gücü. Rize'yi de çekelim. Rize bu hafta galip geldi. Nefes aldı. Geldi de. Bilmiyorum yani. Ya şimdi en önemli maçlar. Malatya gidiyor. Çok bak şimdi bu. Ben onların düşeceğine inanmıyorum. Yani. Şimdi o altta önemli... Ben gerçekten yani şu alt taraftan çıkarsa Başakşehir çıkar diyorum, öbürleri çıkamaz diyorum. Ya orada sıkıntı ne biliyor musun şimdi? Bir bile oynayacaklar maçlar çok önemli. Çünkü gerçekten Ankara gücü, Kasımpaşa, Rize bunları iyi takmış. Şimdi fikstürlerini bilmeniz için o bir bile oynayacaklar maçlar çok önemli. Başakşehir, Denizli'ye gidiyor. Tamam. Kasımpaşa düşmüyor. Erzurum'a gidiyor. Kayseri'ye gidiyor. Başakşehir kendi elinde. 3'te 3 yaptı mı ligde kaldı. Yani ama yapabilecek mi o da ya misal yani diyorum şimdi ellerinde o şimdi bu alttaki ama düşürmezler birbirle yani. Oynadıkları maçlar çok önemli. Başakşehir bir Fenerbahçe ile oynayacak. Zor maç. Onda yenerler Fener'i. Hani ayarlanıyor gene ilk maçta gibi şeyler yapılıyor da ayarlanıyor. Yok ya bak şimdi ben bak bu hafta da görün ki derbide Fener iyi oynayacak. Belki mecbur iyi oynayacak. Ben şimdi Fener şimdi, hadi diyelim Fener yendi. Hadi tamam. Galatasaraylılar sevindi. Galatasaray Hatay yeneceği ne malum? Deplasmanda. Ama Ömer Erdoğan var orada, yeniyor. Bağlantıyı kurdu Erman hemen. Hadi hayır, biz konuşurken kendi aramızda ne diyoruz? İşte Aykut Kocaman yeniyor Fener'i yani. Yeniyor abi, İsmail Kartal yeniyor Fener'i. Ama Galatasaray hocaları Okan, Ömer hani eski Galatasaray'da... Beceremiyor. Beceremiyorlar hocam. Ama bir Galatasaray'da var. Beşiktaşlar da yeniyor. Rıza geliyor, vuruyor gidiyor Beşiktaş'a. Allah şükür yaptı yani onu. Tam şeye de Çağatay ama. Geliyor. Galatasaray'a da yaptı. Yani Galatasaray'da ilk kez yaptı Galatasaray'da. Şansı ha. Var. Yenemiyorlar Galatasaray eski topçuları, eski şeyleri. Olabilir, bilmiyorum. Ama doğru söylüyorsun. Yani olmuyor hocam yani görünen Fatih Hoca'ya şey yapamıyor diyorsun. Saygıdan mı? Bilmiyorum ben de anlamadım onu ya. Ya Allah saygı mı diye. Tabii saygıdan ne? Korkudan, saygıdan hepsi karışık orada ya. Beceremiyor diye. Ki Ömer Erdoğan Fatih'i seven biri yani. Çok sever. Maçtan önce söyledi. Ama ya ben bugün şey dedim. Maçtan önce Karagümrük hocasına yazmış. Odalarında oturuyorlar, konuşuyor, sohbet yapıyorlar. Karagümrük hocayı yollamış. Ama ben bunu 3 hafta önce ne dedim? Karagümrük maçlarına takibin de tersi çıkacak. Hocam bu Karagümrük düşer mi? Düşmez abi. İyi oluyor oğlum acaba o zaman. Mantıksız. Doğru. Doğru. İyi oluyor acaba. Adam getirmiş seni buraya koymuş. Sen niye bu adamı yolluyordun? 8 hafta 10 hafta kaldı. Aynısını bugün ben söyledim şeye. Bizim konuşuyorduk. Aynısını dedim.
hocanın gitme yol mantığını ben de anlamadım diye. Ha, son aklıma ne geldi? Eğer Süleyman Hurmaz seneye başka hedefi varsa, eğer bir iyi hoca getirecekse mantıklı. Son 10 maçı gelsin bir yeni bir hoca. Açıklıyorum hocayı. He. Şota. Yok canım. Arası iyidir, olabilir. Eskiden onun başkanı mıydı hocam? O Trabzon'la beraber çalıştılar. Spor Türkiye'ydi. Kayseri'de de beraberlerdi. Yani. Kayseri beraber. Ha, Şota'ysa bak yine şimdi yok. Yapılandırma yapacak diyorsun. Aynen yani, şimdi Şota'yı getirip son maçlar zaten dediği gibi ne şampiyonluğa düşecek. Hem takımı daha iyi şey yapacak. Ondan sonra eksik ne var gider ne olacak. Aynen. Belki o mantıklı gelebilir bana. Bu Lens'e oynatıyor. Yoksa öbür türlü Erman'a katılıyorum. Ne gereği vardı? Şota olmazsa ikinci ismi açıklıyorum. Arçil. O da koçum. Şumudika. Şumudika mı? Evet. Ya ben abi ben. Ya ben Karagümrük maçını sevmiyorum artık. Hata yapar. Hata yapar. Şumudika kendi Türkiye kariyerini kendi bitirdi. Abi yok. Yani. Biz bu saatten sonra aklı başında hiçbir almaz bence de abi. Abi biz seyretmiyoruz Karagümrük'ü nasıl seyretmiyoruz? Karagümrük başkanı da yapma o hatayı yapmaz. Bizde televizyonda başına bela getirmez. Kanka. Mesela bir dizi bir filmde oynadığın zaman eğer o ekipten problemle ayrılıyorsan bir problemle iki problemle sana artık yönetmenler, yapımcılar gelmiyorlar. Çünkü diyorlar ki bu adam problemli. Seti bozuyor. Bu Simika da işte Şota olur. Antep arkasından da Alize'de kısa bir süre. Erman Şota, Şota olur, neden olur? Bence de olur. Süleyman Orman Şota ile Kayseri'de çalıştı. Ya. Trabzon'da çalıştı ve araları çok iyi. Onun için de olur Şota. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim Lens oynuyor mu bırak orada? Oynuyor. Hafta boyuna girdi bu hafta. Oynadı. Girdi mi? Yani oynadı? Çok uzun oldu. Bizi yeter artık. Kapatalım. Tamam, son bir şey söyleyeyim. Kanala abone olsunlar. 7.24'de yeni program geliyor. Ben geliyorum. Manyak bir program var. Ben geliyorum. Yeni bir programla geliyorum. Abone olun. Fena güleceğiz. Öyle böyle gülmeyeceğiz yani. Fena güleceğiz. Ha, Gökhan, Gökhan'a daha fazla güleceğiz. Tabii canım kesin güleceğiz. Bak, ben Gökhan'ı getireceğim. Ben kah kah yapacağım. Beş, beşinci bölümü soruyorlar. Beşinci bölümü soruyorlar. Yaparız herhalde bu hafta bir şeyler ya. Başka yapalım. Bizim de projeler vardı, onları yapacaktık ama. Bu ne bu? Ne biçim bir kanal bu? Hocam, projeler. Biz yapacağız hoca, istiyorlar, yapacak bir şey yok. Bizi hayırlı hep futbol futbol olmaz, biraz yeşillendirmek lazım. Bizimle çalışmak isteyen bize başvurabilir. Bu hafta sokak röportajlarına başlıyoruz. Herkese abone iyi akşamlar diliyoruz. Abone muhakkak olun. Ve iyi bir derbi haftası diliyoruz. Aynen. Başarılar iki takıma da. İyi oynayan hak eden kazansın. İyi oynayan kazansın. Yani o kadar basit.